Elhamdülillahi Rabbil Alemin. Ve salatu ve selamu ala Resulina Muhammedin ve ala alihi ve ashabihi ecmain. Allah'ın selamı, rahmeti, bereketi üzerinize olsun aziz ve muhterem izleyenlerim. Bir Kur'an iklimi programında yine birlikteyiz ve Ahzab suresi üzerinde sohbet ediyoruz. Ve Ahzab suresinde Bismillahirrahmanirrahim. Ve da'iyen ilallahi bi iznihi ve siracen münira. Seni ey nebi, ya eyyühen nebiyyü, inna ersennâke şahiden ve mübeşşiren ve nezira. Ve da'iyen ilallahi bi iznihi bölümünde kalmıştır. Allah'ın izniyle Allah davetçisi olarak görevlendirdik. Allah'a davet edici olarak Allah'ın izniyle, onun izniyle seni böyle görevlendirdik. Ey Nebi! Bu aslında hepimiz davetçi olabiliriz. Her bir Müslüman davetçidir. Herkes insanları Allah'a davet edebilir. Güzel amellere davet edebilir. Emri bil maruf yapabilir. Nehy anil münker yapabilir yaptığı kadar. Ama Resul'ün biiznihi, onun izniyle insanları Allah'a davet eden olmanın biraz farkı vardır. Özellikle muhatap açısından fark vardır. Allah korusun, böyle bir davet reddedildiği zaman işler kötüdür. Eğer bir şahıs, bir kişi Allah'ın izniyle Allah davetçisi olarak görevlendirilen bir peygamberi, Hazreti Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem'i reddettiği zaman, onun davetine icabet etmediği zaman iş kötüdür. Bu insanın durumu kötüdür. Yani durumu yerine göre küfür içerisinde de olabilir, şirk içerisinde de, isyan içerisinde de sayılabilir ve bu iş tehlikelidir ve Allahu Teala böyle bir kişiyi cezalandırır. Dünyada veya ahirette. Efendim peki sıradan insanların davetine icabet etmeyenler, onun da bir şeysi vardır. Onun da elbette bir cezası olabilir ama yani burada davet eden kişinin ehliyeti Allah tarafından hem ehliyeti hem emniyeti Allah tarafından tayin edildiği için o davetçiye icabet etmek zorundadır. Ama adam benim davetime icabet etmeyebilir. Ha, tabii bunun da sorumluluğu vardır ama mazeret getirebilir. Ya ben, bir sürü hoca var. Ya ben hangisine inanayım? Biri şöyle diyor, biri şöyle diyor gibi, öyle der mi? Bir mazeret getirebilir. Yani desek ki arkadaş, işte gel, akşam namazından sonra şu kadar da evvabin namazı var, onu da kıl diye birisini davet edecek. Ya hocam sen öyle diyorsun, işte yok diyen de var falan diyebilir. Öyle değil mi? Bir mazeret. Buna benzer. Niye? Biz bizzat Allah-u Teala tarafından görevlendirilen bir davetçi değiliz. Biz onun ümmetiyiz, sevap işliyoruz diye, işleyeceğiz diye insanları Allah'a davet ederiz. Ama bizim davetimize icabet etmemek ayrı, Resul'ün davetine icabet etmemek ayrıdır. Söylediğim gibi bizim kimliğimizi irdeleyebilir adam. Yok, ben sizin gibi hocalara güvenmiyorum diyebilir. Veya ben sizin okuduğunuz bu hadis-i şerifin tam sahih olup olmadığına bir gidip görmem lazım, bakmam lazım. Eve bir varayım veya bunu bir söyle bakayım, ben bunu bir yazayım, başka bir benim bildiğim bir hocam var, ona bir göstereyim falan, her şeyi diyebilir. Ama Resul'e diyemez. Özellikle biiznihi kelimesini bir kısım alimimiz buraya dayatıyor, buraya getiriyor, buraya senet olarak. Allah'ın izniyle o Allah'a davetçidir. Onun için reddedilemez. Onun davetine icabet edilecektir. Aksi takdirde bunun hesabı verilir. Ama söylediğim gibi bizim davetimizin yani karşılığı böyle sert değildir. Ama niyet itibariyle elbette yani bizimki de, diyelim ki biz insanları hele yani haram olduğunda, helal olduğunda veya hükmü kesin olan, herkes tarafından bilinen bir şeye davet ettiğimizde elbette
Bu davette gönül ister ki bu davete de icabet edilsin. Ama söylediğim gibi doğru bile olsa içki içme arkadaş dediğimizde ya içkinin içtiği içkinin cezasını görür. Ama bir de ayrıca yani bu hocanın davetini de reddetmiştir diye yani bir peygamberi reddediyor gibi reddetme değildir bu. Sözümüzü dinlememiştir. Bunun cezası elbette bir peygamber davetine uymamanın cezası değildir. Daha başka şeyler de düşünebiliriz. وَدَاعِيَنْ اِلَى اللّٰهِ بِاِذْنِهِ Muhterem izleyenlerim, burada yani Peygamber aleyhissalatü vesselama gerçekten çok mükemmel bir makam, Allah tarafından mükemmel bir konum tayin ediliyor. Ve hele böyle bir sure içerisinde, daha önceki sohbetimizde de söyledik, böyle bir sure içerisinde yıpratılmaya çalışılan, yok efendim oğlunun eşiyle evlendiydi de yok şunu yaptı, yok bunu yaptı diye yıpratılmaya çalışılan bir peygambere Allah-u Teala ey Resulüm bırak, onları bırak zaten geliyor. Yani sen benim katımda busun. Biz seni böyle وَدَاعِيَنْ اِلَى اللّٰهِ بِاِذْنِهِ وَسِرَاجًا مُن۪يرًا böyle parıl parıl parlayan bir çera, bir meşale olarak gönderdik. Bu kelimeler yani gerçekten müthiş bir iltifattır. Allah'ın Resulü sallallahu aleyhi ve sellemin bir başka suredeki makam-ı mahmuda gibi bu da Efendimiz'e Rabbi tarafından verilen bir ödüldür. Daha henüz bu dünyadayken ey Resulüm sen ışıl ışıl yanan, parıl parıl parıldayan bir meşalesin ey Resulüm. Ha sadece benim katımda da değil ha. Bunu insanlık da görecek. Senin böyle biri olduğunu daha sonra anlayacaklar. Görecekler, bilecekler. Hani وَرَفَعْنَا لَكَ ذِكْرَكَ senin zikrini, şanını yücelttik, yücelttikçe yücelttik. O nasıl ki sadece ahirette değil, öyle değil mi? Hiç kimse çıkıp da efendim Allah-u Teala Resulünün şanını, izzetini, namını efendim ahirette yükseltti de hayır bu dünyada yükseltti. Düşünebiliyor musunuz? Yani hangi beşer, hangi Ademoğlu, hangi Ademoğlunun adı her gün milyonlarca defa, her gün milyonlarca noktadan arşa yükselecek. Eşhedü enne Muhammeden Resulullah diye ezanlarla, kametlerle, onun dışında getirilen salatü selamlarla. Düşünebiliyor musunuz? Yani bir beşer, bu bir beşer. Abdullah'ın oğlu, Amine'nin oğlu. Yani bir öksüz, bir yetim ve senin gibi, benim gibi hastalanan, ölen, yani bir beşer. Ama şu makama bakın. Allah-u Teala'nın verdiği izzeti ikrama bakın. Bu da aynen böyle. وَدَاعِيَنْ اِلَى اللّٰهِ بِاِذْنِهِ وَسِرَاجًا مُن۪يرًا Sirac-ı Münir, nur saçan, nur yayan. Yani Hazreti Muhammed Aleyhisselam gerçekten Sirac-ı Münir'dir ha. Yani bütün dünyaya, bütün insanlığa, sadece yaşadığı günlerde değil, daha hala nur saçıyor, nur yayıyor. Onun yoluna giren nura girer. Onunla beraber olan nurla beraber olur. Evet, Allah-u Teala ona böylesine mükemmel bir makam vermiş. Onun için aziz ve muhterem kardeşlerim, başka bir mevzu ama Peygamber aleyhissalatü vesselamı yüceltmek için, övmek için işte buyurun. Bu ayet yeter. Yani başka uydurma hadislere falan gerek yok. Uydurma hikayelere falan gerek yok. Şu ayeti iyi anlayalım. Allah katında bu zatın, bu Muhammed Aleyhisselam'ın kim olduğunu öylesine mükemmel gösteriyor ki. Yani gökteki güneş, ay hepsini bir tarafa bırakın. Onun aydınlattığı insanlık, o kalpleri aydınlatıyor. Şu bizim bildiğimiz bu ışıklar falan çoğu zarardır ha. Yani çoğu zarardır. Yani evet yani göze parıl parıl iyi geliyor ama yani çoğunda büyük zararlar vardır.
İnsanoğluna her zaman böyle yani aydınlık lazım değil. Bazen gece de lazım. Onun için yani bir takım insanlar, bir takım ciddi araştırıcılar, ilim adamları sakının ha gece uyurken gece lambası olmasın, ışık olmasın odanızda diyor. Karanlıkta uyuyun diyor. Niye? Bize günün yarısında karanlık lazım. Gece karanlık lazım. Onun için ışığın zararlı olduğu yerlerde varmış demek ki. Hele hele diyelim ki bir başka yönden, gerçi dolaylı yönden olacak ya, şimdi bu ışıkların altında güzel şeyler mi yapılıyor? Evet, parıl parıl caddeler, sokaklar, evler, apartmanlar, şehirler ışıl ışıl yanıyor. Ama o lambaların altında neler yapılıyor? Allah-u Teala'yı razı edecek bir şeyler yapılıyor mu? O da ayrı bir olay. Ama Allah'ın Resulü sallallahu aleyhi ve sellem bütün gönülleri, kalpleri böyle parıl parıl parıldatıyor. Işıl ışıl dünyamızı aydınlatıyor. Ruh dünyamızı, manevi dünyamızı, huzurumuzu. Evet, Allah-u Teala ona o görevi vermiştir. Ve bu görev, yani bu sıfat, bu özellik onun için yeter. Başka bir şey söylemeye gerek yok. Ve beşiril müminin. Ve bundan dolayı da müminleri müjdele. Bu da ayrı bir olay, dikkat ediniz. Seni müjdeliyorum ey Resulüm demiyor Allah-u Teala. Seni ben böyle 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 yaptım. İnna ersen ya eyyühennebiyyü inna ersennâke şahiden ve mübeşşiran ve nezira ve da'iyen ilallahi biiznihi ve siracen münira ve beşşiril mümini. Bundan dolayı da müminleri müjdele. Ey müminler, siz böyle bir şahsın arkasındasınız. Sizin önünüzde yürüyen şahıs işte budur. Müjdeler olsun size. Asıl sevinmesi gereken Resulullah'tan ziyade biziz. Ne mutlu bize ki biz böyle bir şahsın arkasındayız. Ne mutlu bize ki böyle bir şahsın ümmetiyiz biz. Işıl ışıl yanan, Allah'ın izniyle Allah davetçisi olan, beşir, nezir, şahit olan birisinin arkasındayız. Onun ümmetiyiz ve bundan dolayı elhamdülillah ve beşiril müminin. Müminleri müjdele. Bi enne lehum minallahi fadlen kebira. Allah'tan çok büyük bir fazl-ı kerem var o müminlere, bundan dolayı müjdele. Bi enne lehum minallahi fadlen kebira. Büyük, çok büyük bir fazilet, üstünlük, hem dünyada hem ahirette böyle bir müjde ile müjdele. Ey Resulüm ve beşşiril müminin. Gerçekten hani Süleyman Çelebi demiş ya, ümmetin olduğumuz izzet yeter. Mevlid'in içerisinde. Ümmetin olduğumuz izzet yeter, hizmetin kıldığımız devlet yeter. Senin ümmetiniz ya biz. Bundan daha büyük bir pasaport, bundan daha büyük bir kimlik, bundan daha büyük bir sıfat, özellik yoktur. Muhammed'in ümmetiyiz ya biz sallallahu aleyhi ve sellem. Yeter. Bundan daha büyük bir rütbe, pasaport, kimlik gerekmez diyor Süleyman Çelebi. Ümmetin olduğumuz izzet yeter, hizmetin kıldığımız devlet yeter. Eğer bir senin getirdiğin dine hizmet ediyorsak, bundan daha büyük bir devlet de olamaz buyuruyor. Evet, ne mutlu bize, müjdeler olsun bize. Böyle bir Resulün arkasındayız, böyle bir Resulün yolundayız. Yalnız bir ilavede bulunuyor. وَلَا تُضَعِ الْكَافِر۪ينَ وَالْمُنَافِق۪ينَ İşte artık, yani sizi böyle kafanızı bulandırmaya çalışan, sizi saptırmaya çalışan kafirlere itaat etmeyin artık. Münafıklara uymayın, kafirlere uymayın. Onların hem sözüne hem emrine uymayın, hem de onlar sizi şey yapmasın, gevşetmesin, moralinizi bozmasın. Moralinizi bozmasın. وَدَا اَزَاهُمْ Onların eziyetlerini görmemezlikten gelin. Ha, buradaki eziyet genellikle Medine'deki eziyet yani işkence falan değil. Öyle Müslümanlara işkence yapacak, hele İslam ülkesinde Medine'de öyle bir yani anasından doğmamıştır. Öyle bir kafir, münafık yoktur. Ama gel gör ki dedikodusuyla, iftirasıyla, fitnesiyle ne yapıyor? Üzüyor.
müminleri üzüyor. Ve sözden söze geçiyoruz da, aziz ve muhterem izleyenlerim, yani Ebu Cehil kimdi bu? Bu ümmetin firavunuydu. Öyle diyor Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem. Ama inanın o adamdan fazla çekmedi. Kimden çektiğini? Münafıkların reisi Abdullah İbni Übey İbni Selül'den çektiğini Ebu Cehil'den çekmedi. Ebu Cehil işkence yapıyordu. Efendimiz secdeye varınca bildiğiniz gibi üzerine devenin işkembesini koymak da ne kadar adilik, yoluna diken döşemek falan, kavgalar, gürültüler, Müslümanlara eziyet. Ama bunlardan daha acı olanını münafıklar yaptılar. Yani düşünebiliyor musunuz? İftiralar, dedikodular, müminleri birbirlerine düşürme, Hazreti Ayşe annemize iftira, bir ay Allah'ın Resulü tabir caizse kan ağladı böyle. Hazreti Ayşe annemize yapılan iftiradan dolayı ayet de gelmedi. Bir ay müddetince ayet gelmedi. Olay aydınlanmadı. Allah-u Teala da herkesi ayrı bir şekilde imtihana çekti. Ama söylediğim gibi münafıklardan yani çok çekti bu anlamda. Onun için Allah-u Teala وَلَا تُضَعِ الْكَافِرِينَ وَالْمُنَافِقِينَ وَدَا اَزَاهُمْ Onların eziyetlerini aldırma. Bu tür eziyetlerini. Fitne, dedikodu, iftira, tefrika birbirine düşürüyorlardı müminleri. Koskoca müminleri düşürüyorlardı. Böylesine yani nifakları güçlüydü ha. Tam fitnenin adamıydı bunlar. وَتَوَكَّلْ عَلَى اللّٰهِ Ve Allah'a tevekkül et. Allah'a dayan. Allah'a dayan. Sen Allah'a güven. Yani sadece Bedir'de, Uhud'da, Hendek'te değil. Özellikle böyle dönemlerde hani dedik ya bundan birkaç önceki derste yani ya eyyühellezine amenü zkurullâhe zikran kesîrâ. Ey iman edenler Allah'ı çok çok zikredin. Sabah akşam onu tesbih edin. O da buraya dayanıyor. Yani bu münafıkların karşısında güçlü olabilmek için, moral sahibi olabilmek için, evet burada Allah'ı çok çok zikredin, sabah akşam tesbih edin, burada da aynen öyle, Allah'a tevekkül edin. Allah'a tevekkül demek ki sadece böyle şiddete dayanan, kılıca, kalkana dayanan, oka dayanan, mızrağa dayanan savaşlarda değil, bu tür münafıkların çıkarttığı fitnede, dedikoduda yok şöyleydi, yok böyleydi. Burada asıl Allah'a tevekkül edin. Yani çünkü bu da büyük bir bela. Bunlardan sizi kurtaracak olan da Allah'tır. Kendinizi Allah'a verin. Allah'ım sen görüyorsun, sen biliyorsun, biz sana güveniyoruz. Bunların dedikodularını, fitnelerini, propagandalarını, hilelerini, mekirlerini Allah'ım boşa çıkart. Bizi üzüyorlar bunlar ama sen galip gelirsin, sen bize yetersin Allah'ım diye Allah'a tevekkül et. وَكَفَى بِاللّٰهِ وَكِيلًا Vekil o mu? Onu vekil kıldınız mı? Yeter o. Allah vekilse Allah vekilliğini yapar. Yeter ki sen Allah'ı vekil tayin et. Gerisine karışma. Yani bu dünyada da vekil tutuyoruz değil mi bazen? Ama Allah-u Teala öyle diyor. Vekil olarak Allah yeter. Siz onu vekil edinin, yeter ki vekil edinin. Vekil edindiyseniz gerisine karışmayın. Tekrar bir daha paniklemeyin, korkmayın. Allah vekilse vekilliğini yapacak o. Vekaletini gösterecek size. Bir kuluna nasıl vekil olur? Madem ki bu kulum bana dayandı, bana güvendi, beni kendine vekil tayin etti, o zaman Allah vekilliği gösterir. Bize de gösterir, münafıklara da gösterir, kafirlere de gösterir. Allah-u Teala hiç tereddüt etmeden kendisini vekil edinenlerden eylesin. Efendim hem vekil edinilir hem tereddüt edilir mi? Edilir canım. Bu dünyada biz birini hem vekil tayin ederiz ama hem vekil tayin etmemize rağmen daha hala bir şeyler yapmaya çalışırsak nedir? Demek ki vekile güvenmiyoruz. Vekil tuttuk ama birisini kendimize vekil tuttuk ama vekile yine güvenmiyoruz. Daha hala sağa sola efendim bir şeyler arıyoruz. Bu böyle değil. Allah'ı vekil tayin ettiniz mi kendinize? Bitti. Hiç artık şey yapmayın, paniklemeyin. Yeter o. Allah vekilliğe yeter. Evet, Allah-u Teala hakkıyla kendisini her konuda vekil eyleyen, bahtiyar, tevekkül ehli kişiler eylesin.
Allah'ın selamı, rahmeti, bereketi üzerinize olsun aziz ve muhterem izleyenlerim.